dünyada ideolojik kutuplaşma sona erdi diye sevinirken erişmeye çalışan ülke yine Türkiye oldu. Bravo! Barış Görçin'i bizim gündemiz. Ecevit çünkü Türkiye'nin her tarafını aynı düşünen bir kişi olduğundan ötürü, ayrım yapmadığından ötürü. Bunun için Ecevit ve Atatürkçüdür. Türkiye'mizin her tarafını bir tutan, halkını bir gören kişi olduğundan ötürü Ecevit'i tutuyorum. İşte Ankara'da Zekeriya Temizel, İstanbul'da Zekeriya... Şu ana kadar çıkan anketlerden bir Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi koalisyonunun yeterli çoğunluğu sağlayacağı anlaşılıyor. Ama belli olmaz tabii ki bu seçim. Bu çıkarsa daha önceden oldukça önemli bir uzlaşı kültürü sergiledi bu iki parti. Yani birçok konuda uzlaştı. Birçok konuda da eğer mecliste çoğunluğu olsaydı onları da gerçekleştirecekti. In fact, one might raise the question as to why you don't have an issue-oriented election. Part of it may be the product of campaign styles in Turkey, where the virtues of leaders are extolled and where, you know, trust us type arguments take precedence over what it is that any party offers to do. If they fail once again in forming a stable government, coalition or otherwise, I mean, then I think there'll be a new public debate on the political system in Turkey, whether we have to move towards a semi-presidential system or not, or towards a presidential system or not.